Evet, buradan başlıyoruz. Şimdi nerede kalmıştık? Slide gösterisi şeyden şuraya gelelim. Buraları geçtik. Evet. Geçelim slide'dan. Bunu şöyle alalım. Evet. Evet. Proteinlerin sindirimiyle ilgili konuşuyoruz. Ruminantlarda protein sindirimi konuşuyoruz. Şu anda kayıttayız. Protein parçalandığında biliyoruz ki bu genelde hepimizin bildiği peptitlere parçalanıyor. Peptitlere ve peptitlerde neden oluşuyor? Aminoasitlerden oluşuyor. Bu bir genel kimya bilgisi. Tabii peptitlerin daha ileri derecede yani proteinler, peptitler aslında polipeptitler var diye. Dipeptitler var. Ben detayına girmiyorum. Polipeptitler, işte dipeptitler ve peptitler ve onlar da aminoasitler. Ve ruminantlar açısından düşünecek olursak, bunlar rumen de bir de neye şey yapıyor? Neye dönüşüyor? Amino asitlere, amonya dönüşüm, amonya dönüşümü söz konusu. Tabii bu şeylerin yine biliyoruz aslında mikrobiyal protein dediğimiz olay aslında mikroorganizmaların kendisi. Biliyoruz ki bunlar rumende bulunan mikroorganizmalar bu rumendeki pH 6.2 ile 6.8 pH'e dayanıklı ama bu masuma geldiğinde 1.2 olan pH'e dayanıksızlar. Dolayısıyla burada ölüyorlar. Dolayısıyla mikrobiyal protein oluşuyor. Yani kısaca hikaye bu şekilde. Bunu bir şekilde şurada şema üzerinde gösterecek olursam. Şimdi burada ne oluyor? Yemin içerisinde ne var? Yemin içerisinde ne var? Protein var. Bir de protein olmayan azotlu bileşikler var. Her bilinen de ürer. Yani yem derken rasyonun içerisinde. Hayvanlar rasyonun içerisinde. Tabii ki bu üre hepimiz biliyoruz. Üre doğrudan üre olarak katılabildiği gibi aslında protein olmayan azotlu bileşikler yemlerin orijinal yapısında da var. Sonuçta bunların hepsi ne yapıyor? Yemden rumene geliyor. Rumende protein peptitlere parçalanıyor. Aynı zamanda işte bu NPN dediğimiz yani tam protein nitrojen yani protein olmayan azotlu bileşikler neye dönüşüyor? Amonya dönüşüyor. Peptitler yine aynı şekilde peptitler biraz önce dediğim gibi amino asitlere parçalanıyor. Amino asitler de amonya dönüşüyor. Ve burada kilit bileşik belki şöyle diyebiliriz. Rumen'de kilit bileşik yani protein metabolizmasını amonyak. Amonyak da ne yapıyor? Mikrobiyal proteine dönüşüyor. Tabii peptitler de doğrudan mikrobiyal proteine dönüşüyor. Yani mikrobiyal proteinin yapısında ya da mikrobiyal protein yapımında sadece amonyak kullanılmıyor. Aynı zamanda amino asitler de devrede, peptitler de devrede. Yani ve dolayısıyla daha sonra ne oluyor? Bunlar bu amonyak ne yapıyor mesela? Karaciğere gidiyor. Karaciğerde üreye dönüşüyor. Tekrar bu neyde üre olarak neyde attı? İdrara atılıyor. Ve hatta işte şeyler bu oluşan protein rumendeki protein düzeltiyorum. Rumendeki protein doğrudan kurumuş protein mantığıyla doğrudan nereye geliyor? Abu masuma geliyor. Abu masum ince bağırsaklar. Abu masumda aminasitlere parçalanıyor. Tekrar bu amino asitler karaciğere gidiyor. Karaciğerde amonya dönüşüyor. Üre ve buna da biz ne diyoruz? Üre döngüsü diyoruz. Böyle bir mekanizma var ruminantlarda. Tabii bu sonuçta da dışkıda da ne oluyor? Bu sindirilen protein dışkıyla beraber atılıyor. Ve en sonunda da hayvansal ürün oluşuyor. Hayvansal ürün dediğimiz süt ve et. Yani böyle rumendeki protein yani daha doğrusu
Ruminantlarda sindirim sistemindeki proteinin hikayesi, metabolizmanın hikayesi kısaca bu. Tabii burada daha başka konuşulacak şeyler de var. Mesela rumende parçalanan protein, rumende parçalanmayan protein. Yine rumende parçalanan protein, yemler, bazı yemler rumende parçalanan proteinle zenginken bazıları daha fakir bu anlamda. Korunmuş protein içeriği yüksek. Zaten rasyon formülasyonunda da buna dikkat ediliyor diyorsun. Ve hayvanın belirli fizyolojik dönemlerde, farklı fizyolojik dönemlerde ihtiyaç duyduğu hem protein oranı farklı rasyonda hem de parçalanan protein ve parçalanmayan protein oranı farklı. Ve ona göre de siz bu düzenlemeyi nereye yapıyorsunuz? Rasyonda yapacağınız manipülasyonlarla, yönlendirmelerle yapıyorsunuz. Farklı yemler kullanarak yapıyorsunuz. Tabii biraz önce konuştuk aslında. Ruminantların protein ihtiyaçları deyince aklımıza ne geliyor? Yemle alınan normal protein, aynı tekvilenlerde olduğu gibi orijinal formda proteinler. Bir de ruminantlara özgü olan ne var? Biraz önce konuştuk da mikrobiyal protein var. Mekanizmayı da biraz önce konuştuk. Bu önemli bir protein kaynağı. Mikrobiyal protein önemli bir protein kaynağı. Şimdi burada bu protein kaynağı tabii bu şeyler rumende parçalanan proteinleri rumende diye kısaltılıyor bu İngilizce'de biliyorsun rumende protein amino asitlere parçalıyor daha sonra amonyak parçalıyor yani rumen mikroorganizmaları rumende parçalanan proteinleri, amino asitleri ve daha sonra da amonya parçalıyor, dönüştürüyor pardon. Ve amonyak da mikrobiyal proteinin temel yapı taşı olarak düşünüyor. Biraz önce konuştuğumuz konu. Aynı zamanda mikroorganizmalar protein olmayan azotlu bileşiği de protein olmayan azotlu bileşiklerle yani üre gibi neye dönüştürüyor? Amonyağa dönüştürüyor. Zaten onu da konuştuk. Tabii bu mikroorganizmalar sürekli olarak devamlı sürekli bir şekilde ne oluyor? Rumenden uzaklaştırılıyor. O masum aracılığıyla nereye gidiyor? Amomasuma geliyor. Ve burada asidik ortama dayanamadığı için ölüyor ve hayvan için mikrobiyal protein kaynağı oluyor. Sonra bu mikrobiyal artık bir protein oluyor bu. Bu nereye geçiyor? İnce bağırsaklara geçiyor ve ince bağırsaklar artık bunlar amino asitler olarak ne oluyor? Absorbe ediliyor. Yani normal protein kaynağı. Sıra proteini ise mikrobiyal protein de aynı şekilde diyebiliyoruz. Tabii bu şeyin ince bağırsaklara ulaşan mikrobiyal protein miktarını etkileyen faktörler var. Bunlar bir kere nedir başta? Rumende diyetteki protein içeriği, diyet protein içeriği artı diyetteki ne içeriği oranı daha doğrusu parçalanmayan protein bu etkiliyor. Aynı zamanda bir de ne etkiliyor? Enerji etkiliyor. Özellikle de mikroorganizmalar tarafından kullanılabilir formda olan enerji miktarı. Eğer siz bu mikrobiyal mikroorganizmalar tarafından kullanılabilen enerji oranını düşük tutarsanız yani yeterli düzey enerji sağlamasından özellikle de mikroorganizmalar tarafından kullanabilecek formda enerji içeriği düşük olursa mikroorganizmalar ne yapamayacak? Bu amonyağı yani üreden parçalama sonucunda amonyağa dönüşen amonyağı kendi vücut proteinlerini sentezlemek için kullanamayacak. Ortamda amonyak kalacak ve daha sonra işte bildiğimiz klasik amonyak zehirlenmesi gibi durumlar ortaya çıkacak. Aynı zamanda tabii ki esas önemli olarak da hayvanın protein ihtiyaçları karşılanamamış olacak. Çünkü mikrobiyal protein kesinlikle inek için, yani ruminantlar için önemli bir protein kaynağı. Tabii bu biraz önce dediğim gibi eğer amonyağı değerlendiremedi, amonyak oluştu. Bu amonyak ne oluyor?
Rumen duvarından absorbe edilecek. Bu emilemeyen amonyak. Rumen duvarından absorbe edilecek ve neye geçecek? Kana geçecek. Ve kan, karaciğerde bu kan şey biraz önceki şemayı hatırla. Bu amonyak neye dönüşüyor? Üreye dönüşüyor. Bir nevi karaciğer işte burada bir zigota organı görevi görüyor. Yani amonyağı üreye dönüşünde üre tekrar Evet. rumene giriyor ve neyle atılıyor? İdrarla dışarı atılıyor. Tabii enerji şeyi yüksek olursa yani proteinden yani enerji karşılanan enerji miktarı yetersiz olması durumunda mikrobiyal protein sentezi azalıyor. Mikrobiyal proteinle onu konuştuk. Toplam hayvanın istifadesine sunulan, kullanımına sunulan toplam protein miktarı düşüyor. Buna bağlı olarak da ne oluyor? Süt verimi düşüyor, et verimi düşüyor. Bunu devam ettiler. Sıkıntılar ortaya çıkıyor. Şimdi aşırı düzeyde, şimdi biraz önce şeyden bahsettim. Enerji düzeyinin yetersizliğinden bahsettim. Enerji düzeyinin yetersizliği. Bir de enerji düzeyi fazla verilirse, fazla çıkarsa, yani fazla olursa, hayvana sunulan enerji miktarı fazla olursa, bu durumda da bu enerji süte gitmekten daha ziyade, süt üretimine gitmekten daha ziyade vücut kondisyonu için kullanılıyor. Bir nevi canlılık için kullanılıyor. Bu da biliyorsun, süt sırası konuşuruz. İstenen bir durum değil. Biz süt üretimi için kullanılmasını istiyoruz. Şimdi genel konuşmak gerekirse iyi kaliteli, yüksek kaliteli, iyi kaliteli, yüksek kaliteli kaba yeme dayalı diyetler genelde proteince ortalama. Yani sonra proteinde zengin oluyor. Ama onlar bildiğimiz bir konuda da mesela yoğun onu da söylemiş oluyoruz. Tabii diyet proteini, diyetsel protein. Yani diyette bulunan normal protein. Protein olmayan azotlu bileşik değil, protein. Buna ne diyoruz biz? Rumende parçalanmayan, yani bir nevi parçalanmayan, diyetsel parçalanmayan protein. Parçalanmayan diyetsel protein. Farklı şekillerde ifade edilebilir bu. Ve bu aynı zamanda mikrobiyal sindirimden kaçan protein olarak da yani korunmuş protein. Böyle bir durumda söz konusu. Bu ne oluyor? Abu bağışıkta sindiriliyor. Yani korunmuş protein abu bağışıkta ve ince bağırsaklarda sindiriliyor. Tabii bu parçalanmayan protein, yani korunmuş protein. Ben ona korunmuş protein kardeşini kullanmayı tercih ediyorum. Korunmuş protein farklı bir çok çeşitlilik arz eden bir amino asit profiline sahip. Ve bu da neyi sağlıyor? Hayvanın amino asit ihtiyaçları, bireysel anlamda düşünürsek, amino asit ihtiyaçlarını karşılıyor. Bizim emekli öğrenci Nasıl? Nasıl? Bizim emekli Ya şimdi şöyle, lisinde metiyorum. öğrenci mi? Lisinde metiyorum şöyle. Yani aslında var da biz burada tabii şeye girmiyoruz. Detaylara girmiyoruz. O protein metabolizması aslında detaylara girmesi lazım. Lisinde metiyorum şeydir. Biliyorsun zaten birinci derecede sınırlandırıcı amino asit. İşte şuradaki şeyde çekildi. Orada bir silah aslında gübreyle alakalı bir olay ama şu şeyde olan, afişte olan biliyorsun fıçı örneği. Bu lisin nemet birinci derecede sınırlandırıcı amino asit. Genelde önce bunları bizim sınırlandırıcı amino asit demek Yani onları eğer siz şey yapmazsanız ihtiyacını karşılamazsanız diğerlerinin ihtiyacını karşılamasının bir anlamı kalmıyor. O yüzden birinci derecede sınırlandırıcı amino asit ve iki derecede sınırlandırıcı amino asit yanılıyor. Hatta üçüncü olarak artık bundan nereden bahsediliyor? Onunla ilgili ayrı bir başlık açarız. Onunla ilgili konuşuruz. Hislidin'den bahsediliyor. Hislidin. Hislidin amino asit var. Onunla ilgili de bahsediliyor. Şimdi proteinlerle ilgili yine konuşacağız. Proteinlerle ilgili biz burada zaten bir genel anlamda bir proteinler metabolizması ya da karbonhidratlar metabolizması makaleler bazında şeye gireceğiz. Daha detaylara da gireceğiz. Şu anda bu
Geniş çerçeve içerisinde kalalım şimdi. Sonra dediğim gibi detaylara gireceğiz. Şimdi yağlarla ilgili konu. Yağlar. Rumen'de yağların şimdi bir kere yağların hepimiz biliyoruz. Yağlar nedir? Bir temel kullanma amacı nedir? Enerji sağlamak. En önemli enerji kaynağıdır ruminantlar için. Tabii yağlarda da aynı şekilde rumen şey pardon proteinlerde olduğu gibi kurumuş olay vardır. Kurumuş yağlar, konmamış yağlar, hemen kaçan yağlar diye. Yani korunmuş yağlar özel. Ben bypass'ı da kullanmıyorum ben. Ya da kaçan protein gibi ifade kullanmam. Korunmuş protein bana daha şey geliyor, doğru geliyor. Korunmuş şey, korunmuş yağlar. Bu tabii buradaki mantık proteinden farklı. Proteinlerden farklı. Buradaki şey özellikle de özellikle biyohidrojenizasyondan korunma gibi mantığıyla düşünmek lazım burada. Yağlar konuşacağız burada da var zaten şurada da var. Yağlar rumene girdiğinde özellikle de bitkisel yağlar. Şimdi yağlar nedir? Bitkisel yağlar var, hayvansal yağlar var. Bitkisel yağlar nedir? Ölmüş yağ asitleri nedir? Bunlar nedir? Çok çok ölmüş yağ asitleri vardır. Ölmüş yağ asitleri vardır. Yani bunlar biyokimyanın konusu. Detaylara girmiyor tabii. Çoklu doymamış yağ asitleri birden fazla işte var içeren yağ asitleri var. Bunlar neyle doyulur? Hidrojenle doyulur. Doyurunca daha doğrusu doymuş yağ asitleri. Hayvansal gıdalar doymuş yağ asitlerince, bitkisel gıdalar ise, bitkisel yağlar ise doymamış yağ asitlerince zengin olduğunu biliyoruz. Buna bir istisna olarak mesela doymamış şeyler, bitkisel yağ olmasına rağmen doymamış yağ asitlerinde zengin bir yağ var biliyor musun? Özellikle internet kullanıyor. Palmiye yağı şeyde kullanıyor. Palmiye yağı da bir istisna. Başkaları da vardır da. Burada bir istisna. Ha, yani çok farklı yağ kaynaklarıyla ilgili ayrıca bir konu başlaşmak lazım. Ben dedim ki burada sadece rumenle ilgili konuşuyoruz. Yerlerde kullanılıyor da çok farklı yağ kaynakları var. Bununla ilgili tartışmalar da var. Kullanılmalı mı, kullanılmamalı mı, hangi dönemde kullanılmalı, kullanılırsa ne olur falan diye. Onunla da yeri geldiğinde tabii detaya gireceğiz. Şimdi tabii burada rumende mikrobiyal fermentasyonun yağlarla ilgili mikrobiyal fermentasyonun gerçekleşmesi durumunda bazı vitaminler hayvan tarafından hayvanın ihtiyaç duyduğu bazı vitaminlerden üretilmektedir. Değil mi? Yani burada da böyle bir şey söz konusu. Şimdi tabii yağlar genelde şöyle de bir şey var. Ruminant yemlerinde şöyle besin maddeleri kendi içerisinde değerlendirirsek en yüksek düzeyde bulunan hangisi besin maddeleri bazında? Karbonhidratlar değil mi? Ruminant yemler. Bu şeyler için de yani tek hücreli rasyonlar için de kullanılabilir. Özellikle ruminant rasyonlarda karbonhidratlar en önemli kısmı, en yüksek kısmı oluşturur bir rasyonlar. Rasyonu bir ne demiştik? Bir rasyonu şöyle bir havuz olarak düşünürsen bu havuzun içerisinde neler vardır? Çeşitli yem maddeleri vardır. Farklı yem maddeleri var. Bu yem maddelerinin içeriğinde neler vardır? Besin maddeleri vardır. Karbonhidratlar vardır, yağlar vardır, proteinler vardır. İşte ruminantlarda en büyük kısmı ne yapıyor? Aslan payı kim ait? Karbonhidratlar. Karbonhidratlar bu açıdan önemli. O yüzden de biz ne demiştik? Yağların enerji değeri yüksek olmasına rağmen neylere göre? Karbonhidratların neredeyse iki kat. Yüksek olmasına rağmen hayvanların enerji, bilinç enerji kaynağı için bahsediyorum. Karbonhidratlar diye biliyoruz çünkü çok büyük bir kısmı oluşturuyor zaten. O anlamda onu da belirtmiş olalım. Yani yağlar daha şu anda bulunuyor. Özellikle kaba yemler biliyorsunuz. Nedir? Yağ içeriğinden oldukça paket yemler. Yani yağlar oldukça düşük bir kaba yemler. Şeylerde küsmelerde zaten düşük. Küsmelerde zaten düşük. Yağ alınmış zaten. Adı üzerinde yağ alınmış. Tahıllarda onlardaki de düşük. Yani onlardaki de düşük. Yani çok yüksek değil. Sadece yağlı tohumu. Eğer kullanırsanız yağlı tohumu. Mesela bir soya tohumunu. Tam yağlı soya kullanılıyor. Bu içeri kullanılır. O da işte kopet soya. Yani tam yağlı soya. O neyi kullanılıyor? Neyi? Mesela %20, %25 civarında ne var? Yağ var.
Dolayısıyla o kullanmıyor. Ama tabii onu kullanma durumunda da tedbir almanız gerekiyor. Çünkü bu sefer ne yapıyor? Siz de sistemi bozuyorsunuz. Niye? Çünkü yağ içeriği yüksek. İçeriği yüksek. Doymamış yağ içeriği yüksek. Bu neye etkiliyor? Etkiliyor derken omurtucuğunu etkiliyor. Öldürüyor. Sedotik bakterileri öldürüyor. Dolayısıyla da sedotun sindirimini düşürüyor. Ve aynı anda sindirim bozukluklarına yol açıyor. Yeri gelmişken söyleyeyim. Tabii genel anlamda şöyle sormuş. Acaba ürün atrasyonlarında yağ oranı nedir? Tabii şeye göre değişir. Hayvanın bulunduğu fizyolojik döneme göre değişir. İhtiyaç dönemine göre değişir. Ama genel anlamda %5, %6'yı yani toplam yağ içeriğinin %5, %6'yı düşmemesi öneriliyor. Bu değişik bir izlere kadar falan çıkmaz. Bundan sonra işte çıktığı zaman miktarda artış problemleri de çok var. Ya onu da konuşmuştuk daha mesela önce. İşte o ne yapıyor? O ne yapıyor? İşte hayvanın ihtiyacıyla da alakalı. Şimdi biliyorsun niye süt sınırasyonlarında laktasyonun ilk dönemi yani erken laktasyon döneminde şey oluyor? Çünkü süt verimi artıyor. Yani bizim klasik gibi süt verimi artıyor. Yem tüketimi o oranda artmıyor. Dolayısıyla da enerji değeri karşılığında bir mekatör enerjiye geçişiyor. Bir mekatör enerjiye hayvan kendi vücudundan yemeye başlıyor. Çekilet ötesi çıkıyor. Ve dolayısıyla da siz de orada ne yapıyorsunuz? He, ben ona ne verebilirim? Bir alternatif değil. Tane hem de zengin rasyon verilir. Tane hem de bir de asit oluyor. Dolayısıyla da orada ne veriyor? Yağ. Ama yağ korunmamış formda verirseniz ne oluyor? Korunmamış formda, normal orijinal formda verirseniz bu sefer serotik bakteriler öldürüyor. Bu sefer ne yapıyorum? Ben koruyorum. Yağları koruyorum. Ve koruyup denince bu serotik bakteriler üzerinde toksik etki olduğundan kalkıyor. Ama hayvan enerji ihtiyacı kalıyor çünkü. Oradan nereye gidiyor? Bu masumda gidiyor. Orada enerji kaynağı olarak kullanıyor. Şimdi burada şey ama genelde %5'in altının üzerine çıkması çok yapmıyor. Şimdi niye? Çünkü bunun üzerine çıktığı zaman işte bir dediğim gibi selotik bakterileri öldürüyor. Öyle bir etkisi var. Aynı zamanda yemlerin üzerine kaplayarak sindirilen yer besin maddelerini yem partiküllerini olarak sindirimini düşürüyor. Aynı zamanda hayvan yemin lezzetliliğinde de yani tüketiminde de bu anlamda lezzetinde düşürücü yönde etki yapabiliyor. Yani bunların bozulması daha kolay gibi çok şey var. O yüzden de yağ katkı oranı olayı biraz riskli. Tabii korunmuş yağlardan bahsettik. Bu dediğim gibi şeyden Rumen'den, Rumen'deki sindirimler, mikrobiyal sindirimler kaçıyor. Biraz önce dediğim gibi bu şeyden Rumen'de parçalanan yağlar, Rumen'de parçalanan yağlar ortaya çıkardığı etkileri oradan kaldırılmış oluyor. Tabii bu biraz önce sen de biliyorsun zaten bunda artık korunmuş yağların ruminantrasyonda kullanımı ile ilgili de zaten etkileri bir bilgilik bu olduğu da kullanılmıyor. Sahada da kullanılıyor bu. Yalnız bunların en büyük dezavantajında biraz pahalı, oldukça pahalı. Tabii bu nedenle küçük çaplı üretim yapan işletmelerde bunun kullanılması o kadar fazla şey olmuyor. Şu anda yani güncel fiyatlarını şey yapıyorum, bakarız internetinde bakarız. Güncel fiyatları, bunlar çoğunlukla zaten dolar üzerinden, döviz üzerinden yüksek. Tabi bunlar fazla miktarda katılmıyor. Ne kadar da fazla miktarda katılmasa bile bunun tabii şeyine bakmak lazım. Bunun getirdiği biliyorsun bu gibi şeylere sistem parçasına bakın. Yani ben bunu kattığımda ne kadar çok ölçüm alabiliyorum. Fayda maliyetine bak. Evet, fayda maliyetine bak. Diyor bundan ne kadar bunu kattığı zaman ne kadar süt artışı oluyor. Buna bakmak lazım. Tabii bu süt yağ oranını da etkiliyor. Yani kalite de gibi etkiliyor. Bunlara bakarak biz korunmuş yağ kullanımını önerebiliriz veya da önermeye biliriz. Tabii burada korunmuş yağ yerine doğrudan yağ yerine kullanmak yerine yağlı tohumlar da kullanabiliyoruz. Bunun da avantajı diyorum. Bazı avantajlar var. Bu yavaş yavaş yağ ortaya çıktığı için, aşağı çıktığı için bunda da bir nevi korunmuş yağ mantığıyla
hareket ediyor, ediliyor bu durumda da. Dolayısıyla da bu toksik etki azaltılmış oluyor. Yani bu tip çalışmalarda var. Kurutmuş yağ yerine doğrudan yağca zengin tohumlar, yağlı tohumlar kullanmak şöyle böyle yapabiliyorsunuz. Özellikle de erken laktasyonda enerji enerjik şeyini artırarak laktasyon enerjini bu şekilde enerji şeyini artırarak hayvandaki vücut kondisyon skorundaki düşmeyi ne yapıyorsunuz? Öyle düşünün. Hayvan vücudundan geleceği için hayvan aşırı zayıflama hocam. İşte bunu ne yapabiliyorsunuz? Önleyebiliyorsunuz. Evet, şimdi genel anlamda bu sunuyla ilgili Rumen'deki şeyle alakalı biz bir şeyi tamamlamış olduk, konuyu tamamlamış olduk. Şimdi geçelim, başka bir konuya geçelim. Şimdi yine tabii orada Rumen'le ilgili, Rumen metabolizmasıyla ilgili bu şeyi bitirmiş olduk. Şimdi ben ne yapayım? Şu sen. Şuradan veyahut da dur onu ben yaptım. Şuradan ben gireyim. Bu yağlarla ilgili özellikler. Ben geçen de bir şeye girdik yani. Bir siteye girdik yani. Kısırların besin madde içerikle ilgili. Ben orada yapayım. Oradaki konuları tartışalım senden. Şuradan hemen giriyorum. Bu arada kayıt devam ediyor inşallah. Geç uyarı verir değil mi? Yani neden anlaşıyoruz biz kaydın devam ettiğini? Uyarı verir. Şununla ilgili konuşalım önce. Sonra diğer şeylere geçebiliriz. Yine ruminantlarda besin madde içerikle ilgili yapıyoruz, konuşuyoruz. Konuyu konuşuyoruz. Şimdi şu güzel bir site bu. Burada demin bir şey konuştuk. Gerçi bunu daha önce de paylaşmıştım. Hani demiştim ya karbonhidratlar önemli bir kısmını oluşturuyor diye süt sıvı rasyonlarında, özellikle süt sıvı rasyonlarında bu besin sıvı rasyonu da aynı şey diyebilirsin de bu rakam vermek gerekirse 60 ile 81 kısmını neredeyse karbonhidratlar oluşturuyor diyebiliriz. Yani sen demiş yani %70'in karşılığıyla o şekilde bir bilgi var burada. Bunları bu karbonhidratlarla ilgili konuşmuştuk değil mi? Bu şeyle kısmında konuşmuştuk. Bununla ilgili konuştuk. Enerjiyle ilgili de konuştuk. Doğru mu? Şimdi yağlarla ilgili şurada madem bugün yağlarla ilgili konuşmuş olsak da tekrarlayalım. Şimdi biraz önce konuştuğumuz konularla paralel konular zaten bunlar. Tekrar ediyoruz. Rumenizasyonları genelde neyce düşük? Yağ içi düşük diye besin maddelerine göre düşük. Özellikle de çoklu doymamış yağ hastaları bakımından çok zengin değil ki bunlar da zaten çokludur. Özellikle de çoklu doymamış yağ asitleri saymış yağ hastaları var, tekli doymamış yağ hastaları var. Tekli doymamış yağ hastaları örnek oleik asitleri. O zeytinde bulunan çok önemli. Oleyi de oradan geliyor. Oleik asit. Tekli doymamış yağ asit. Çoklu doymamış yağ asitlerde linoleik asit, linolenik asit gibi yağ asitleri ya da daha yüksek çifa sahibi olan yağ asitleri var. Şu var, bu yağ asitleri bu şeylerden bahsediyorum. Şu anda konuştuğumuz doymamış yağ asitlerden bahsediyorum.
Niye? Çünkü ruminant beslemede tamam doymuş asitler de önemli, tabii önemli. Ama doymamış yağ asitlerin ne açtığını biraz önce konuştuk. Dediğim gibi bazı toksik şey, olumsuz etkileri var. Evet, bakteriler öldürüyor gibi. Bir de şu var, şu gerçeği de var. Çoklu doymamış yağ asitlerin sendotik bakteriler üzerinde olumsuz etkileri, yani öldürüyor. Aynen. Basitleri öldürüyor. Ve bu etkide, bu toksik etkide nasıl diyebiliriz? Doymamışlık derecesi arttıkça artıyor. Yani tekli doymamış yağ asitleri, tekli doymamış yağ asitleri bu anlamdaki toksik etkisi, yani bu faktörün toksik etkisi çoklu doymamış yağ asitlerine göre daha düşük. Tamam mı? Ama şu da var, şöyle bir gerçeklik de var, biz daha önce testinde de onu çalıştık. Aynı zamanda şu da var. Şimdi doymamış yağları verdik. Şeye, Rumen'e geldi doymamış yağ. Ne oluyor burada? Doyuruluyor. Neyle doyuruluyor? Hidrojenle doyuruluyor. Peki hidrojenle doyulduğu zaman bir yönden avantaj bu, bir yönden dezavantaj. Çünkü hidrojenle doyulduğu zaman ortamda hidrojen çekiyor. Hidrojen sink deniyor hatta buna. Hidrojen bataklığı diyor hatta. Yani hidrojeni çekiyor. Dolayısıyla da hidrojen de ne oluyor? Diğer besin maddelerinin sindiriminde düşme gerçekleşiyor. Aslında çok istenen bir durum değil gibi görünüyor. Aynı zamanda ama hidrojen ortamdan çekilince bir başka şey daha oluyor. Çok şey oluyor da. Önemli olan şey ne? Metan üretimi azalıyor. Niye metan üretimi azalıyor? Metan üretimi, metanın o şey değil, formülü CH4. Yani 4 tane hidrojen molekülü. Hidrojen olmadığı CH, metan da oluyor. Dolayısıyla da metan üretimi azalıyor. Metan üretimi ne demek? Bir, hidrojen ısınma demek. İki, hayvanın enerji metabolizması da düşer. Çünkü hayvanın enerji gaz üretiliyor. Gazlar enerji kaybı demek bir anlamda. Dolayısıyla da bu ne oluyor? Demek ki metan üretimini azaltmak avantajı. Ama biraz önce dediğim gibi metan üretimini azaltmak abartmayacağınızda metan üretimini azaltmaya çalıştığı zaman yani çok doymuş bir hayvanın enerji ihtiyaçlarını karşılayamazsın. Artı biraz önce dediğim gibi hidrojen ortamda çok fazla çekilince bu sefer başka araziler ortaya çıkıyor. Yani bunun dengesini bulmam gerekiyor. Yağların böyle bir durumu var. Yağlar çeşitli şekillerde sınıflandırılıyor. Tabii biz ruminant besleme açısından konuşuyoruz burada. Biyokimya dersi anlatıyoruz bu tarafta. Biz bu ders kapsamında konuşuyoruz. Mesela endojen yağlar var. Bunlar mesela glikolipidler, pigmentler, kütinler, mumlar gibi. Bu kaba yemlerde bulunan lipidler, özellikle kaba yemlerde bulunan lipidler. Bunlar endojen lipidler. Düzeltiyorum. Yağlar diye nitelendirilmiş. Mesela bitkisel yağlar yağlı tohumlardan yani soya tohumundan, mısırdan, kanoladan, ayçiçeğinden ve keten tohumundan elde edilen çoklu doymamış yağlar. Bunlar nedir? Bitkisel yağlar diye geçiyor. Bir de Rumen'de etkisiz yağlar. Yani bunlar da ne oluyor işte biraz önce korunmuş yağlar. Yani bunlar da ya doymuş yağ hayvansal yağlar. Yani nedir doymuş yağ asitlerinde zengin. Bunlar zaten doyurma olayı çözülür. Ne maddeden satmayın. Yani doyurma zaten. Bu öyle bir şey değil. Hayvansal yağ. Bir de ne var? Kalsiyum tabumları. Yani yağların yani asitlerini kalsiyumla meydana getirdikleri kalsiyum tabumları. Tabumlaşmış yağlar. Bunlar da nedir? İşte pamya yağı o anlamda kullanılır gibi şeyler var. Bunlar da Rumen'de etkisiz ya. Tabii en önemli dezavantajı onun o. Tabii her tip yağ kaynağı, şurada bahsedilen yağ kaynakları yani yüzde her biri için %2-3'lük bir oran tespiti de belirlersen, yani öngörürsen, bak kullanım oranı olarak diyorum, bunun toplamını yani %8-9'luk bir yağ oranından bahsedebiliriz. Yani burada biraz daha yüksek. Ama bunun hepsi tabii. Yani yağlardan gelen, düzeltiyorum, yemlerden gelen yağ var. Bir de senin kattığın yağ var. Yani bizzat kattığın yağ var. Bunların hepsinin toplamı 8'de 9'u geçmesi çok doğru değil. Biraz önce dedim ki fazla olursa işte lif sindirimini düşürüyor, ben sağlığını bozuyor. Lif sindirimini, lifli maddelerin sindirimini düşürdüğünde ne oluyor?
Hem süt veriminde olumsuz etki yapıyor hem de özellikle senin bakteriler öldüğü için ne düşüyor? Yavranmış. Dolayısıyla da bu doymamışlık bu anlamda da önemli. Tabii işte rumen mikroorganizmaları işte doymamış yağ asitleri, biraz önemli bir rumen mikroorganizmaları tarafından doymuş yağ asitlerine çevriliyor. Tabii burada bir de şöyle bir şey var. Bu yağların rumende korunması esnasında, yağların rumende korunması esnasında, yağların metabolizması esnasında bir ara ürün oluşuyor. Çok ara ürün oluşuyor da. Bu ara ürünlerden belki en önemlisi de konjuge linoleik asit diyoruz. Yani konjuge linoleik asit oluşuyor ve bu şeyin yağ sentezini, yani memedeki yağ sentezini önleyici etkiye sahip olabiliyor. Buna ilginç bir durum var. Yani bu rumenlerin şeyin biyohidrojenasyon esnasında oluşan ara ürün, ara eleman ya da ara ürün diyelim bir yağ asidi, konjuge linoleik asit. Bu linoleik asit sütteki yağ oranını düşürücü yönde etki yapabiliyor. Yani biyohidrojenizasyonun böyle bir durumu da var. Tabii mesela şeyden bu işte bu oluşan konjüge linoleik asitin farklı tipleri var. Özellikle de transon. Transon dediğimiz bir tipi var. Bu özellikle de süt yağındaki düşmeyle doğrudan bağlı. Doğrudan etkili bu transon. O yüzden de buna da dikkat etmek gerekiyor. Tabii biraz önce sen de dediğin özellikle de hayvanların noktasındaki hayvanların ineklerin şey fazla enerji tekrar karşılanmasında ilave yağ kaynakları kullanılıyor. Tabii bu laktasyonun ilk 3 haftasında yağ ilavesi laktasyonun 3 haftasında ne yapabiliyor? Yem tüketimine olumsuz yönde etkileyebiliyor. Dolayısıyla da genelde tavsiye ediyorum. İlk 3 haftada yağ ilavesi çok fazla bakmanızı tavsiye edilmiyor çünkü yem tüketimini düşürebiliyor. Ama bu dönemden sonra yağ ilavesi sütteki yağ içeriğini, süt verimini veyahut da üreme etkinliğini artırabilir. Yani 3 haftalık dönemden sonra verilirse yağ bu anlamda olumlu etkiye yol açıyor. Tabii bu bir de şu var. Tabii daha önce de belki bahsettiğim diğer dersleri de bahsedeyim. O yüzden karıştırıyorum bazen hangi dersi bahsettiğimde. Bizim için önemli olan ne? Yani süt sebebi için konuşuyoruz şu anda. Süt verimi de önemli. Kalitesi de önemli. Kalitesi de yağ. Şimdi yine rumen fizyolojisinden anlıyoruz. Rumen metabolizmasından bildiğimiz bir olay nedir? Süt verimiyle süt yağı arasında ne vardır? Negatif bir ilişki vardır. Süt verimi arttıkça yağ oranı düşer. Niye? İşte biraz önce dedim. Süt verimiyle ilişkilendirilen yağ asidi hangisidir? Pardon. Evet. Uçuş yağ asidi hangisidir rumende? Propionik asitti süt verimiyle. Süt yağı ile ilişkilendirilen neydi? Asidik asitti. Ve bunlar da birbirleri oranı, birbirleri lehine ya da aleyhine artışıyor. Yani yüzü tamamlıyor. Dolayısıyla propionik asit oranı artınca asidik asit oranı bir nevi oranından ne yapıyor? Düşüyor. Ama her halükarda ne dediğini hatırla. Rumen'de her daim en yüksek hangi ölçü bulunduğu aslında. Buna propionik asit oranına düşüyor. Sadece yedleme rejimine, yedleme sistemine bağlı olarak sadece ne oluyor? Makas daralıyor. Bunu da biliyoruz değil mi? Makas daralıyor. Kesinlikle her zaman asidik asit en üstte. %70 civarında genelde bahsedilir. Burada böyle bir durum söz konusu. Burada o zaman ne yapmamız gerekiyor? Süt yağını artıracağım. O yüzden asetik asit artırayım. Kabaya büyükler. Kabaya büyükler. O zaman süt verimi düşüyor. Süt verimini artırayım. Bu sefer süt yağı düşüyor. O zaman nasıl bir değer test etmem lazım? Süt yağı verimi diye. Süt yağı oranı nedir? %1. Süt verimi nedir? Kilogram. Ama süt yağı verimi dediğin anda kilogram. Yani ben günde kilo üzerinden hesap yapalım. Elde edeceğim yağ miktarı. Kaç kilogram yağ verir? Yağ elde ederim. Yani bir günde kaç kilo yağ elde ederim. Bunun üzerine konuştuk. Daha ayağa yere basan sonuçlar alabiliriz.
böyle bir durumda var. Süt yağı verimi. Süt yağı oranı değil de süt yağı verimi. Yağda başka şey de girer de ben sadece süt yağı oranı ve süt verimi üzerinden konuşuyorum. Evet, şimdi bununla ilgili, proteinle ilgili konuştuk. Mesela şurada proteinle ilgili yine daha başka bir gösterim şekli var. Mesela ham protein tüketimi işte rumende parçalanan proteine, rumende parçalanmayan proteine dönüşüyor. Şeyde rumende, işte daha sonra mikrobiyal protein dönüşüyor. Değil mi? Konuştuğumuz konu sonra üreye dönüşüyor. Böyle bir dönüm şüm söz konusu değil. Daha sonra sindirilen protein dışarı atılıyor. Burada başka biraz önce konuşmadığımız konularla ilgili başka neler söyleyebiliriz? Mesela birçok yem kaynağında mikrobiyal protein ihtiyacı karşılanırsa ve diyetteki rasyonla sağlanan besin metyonun oranı 3'e 1 olursa genelde optimum şey pardon hayvanın amino asit ihtiyaçları karşılandığı yönde bir şey var. Yani önerilen şey oranı besin metyonun oranı 3'e 1 genelde. Evet. Şimdi başka buradan bunlarla da ilgili de konuşuruz zaten şey yapacağız. Bunu şey yapar mı yoksa önce bu ne oldu? Tamam. Ve şey soracağım. Ha tamam o zaman ben şimdi mineraller üzerinde konuşuruz gelecek şeyde. Şimdi ne yapayım ben? Daha fazla. Şimdi tamam bugünkü konumuz bu kadar o zaman konuyu tamamlıyorum. Kaydı.